Evet sevgili izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor ve kaldığımız yerden Sayın Gökçek ile birlikte devam ediyoruz. Evet, bu sinirli ot. Sinirli ot dedik de sinirlenmez. Bu bitkiye sinirli ot demelerinin sebebi böyle mızrak şeklinde ince uzun bir yaprağı var. Yaprağını böyle kopardığınızda içinden böyle sinir gibi ince damar, damarı var. Aa, çıktı. Çıktı. Evet, çok ince. Bu damar nedeniyle sinirli ot diye anılır. Sinirli otun birçok fonksiyonu var. Nedir bu fonksiyon? Sinirli otla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Belgeler var. Bir, kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşiyal astım gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda sinirli otla birlikte kekik ekstresi. Kekik burada olacaktı. Hemen getirmiş miyiz? İnşallah getirdik. Evet. Burayı arıyoruz, arıyoruz. Maşallah. Elhamdülillah çok ürün ürettiğimiz için bulamıyoruz. Yani çok faydalı çalışmalarınız olduğu evet. için burada bile bulamıyoruz. Rengarenk şeyler ürettik. Bu kekik ve sinirli ot. Bu iki ürün öksürük, bronşit, astıma karşı etkili. Klinik araştırmalarla bu etki belgelenmiştir. Klinik araştırmalar yapılmıştır. Fakat sinirli otun bir özelliği de nedir? Her türlü kokuya karşı. Ter kokusu. Koltuk altında aşırı terleme oluyor yaz aylarında birlikte. Malum bu aylarda da. O da pis kokulu olursa kötü kokular çevrede insanı rahatsız ediyor. Ter kokusu. Ciddi ayak şey. Kokusu. Şimdi bir televizyon programı için bir televizyon stüdyosuna gitmiştim. Programa gelen çok konuk var. 7-8 kişi. Ortada bir yer boşaldı. Oraya oturan vatandaş oturur oturmaz sağındaki solundaki insanlar kalktı gitti. Ellerini böyle burnundan tutaraktan. Rahatsız oldular. Yani ben zannettim vatandaş yerlendi. Herhalde rahatsız oldu. Bunlar rahatsız oldular dedim. Dedim ki sordum ne yaptı bu vatandaş da buradan kalktınız dedim. Yani ayıp bir şey mi yaptı dedim. Yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey mi oldu? Ne oldu? Yok ya çok kokuyor dediler. Ter kokusuna dayanamadık. Eyvah. Allah Allah o kadar mı çok? Evet o kadar çok kokuyor. Ter kokusundan sağında solunda oturanlar burunlarını tutarak kaçtılar. Allah Allah dedim. Şimdi benim bir dostumda vitiligo var. Fakat bilyenin üzerinde mercimek büyüklüğünde 2-3 senedir bu vitiligo büyümüyor. Fakat aynı çapta duruyordu. Bu tekrar büyümeye başlamış. Nohut büyüklüğünde olmuş. Ben aradı dedi ki İbrahim Bey bu vitiligoya çözüm yok mu? Yüzüme yayılırsa gözüne, burnuna, vücuduna dudaklarına sıçar diye korkuyor dolayısıyla. Panik oluyor yani. Delirecek. Psikolojisi bozulmuş. Sürekli insanlarla temas halinde iş icabı. Buna bir çare, buna bir çare. Çare ben aslında vitiligo ile ilgili çalışma 25 yıl önce başladım. Almanya'da tanıdığım bir gençte de vardı vitiligo yüzünde. Ona birkaç ürün tavsiye etmiştim. Mesela Almanlar bir vitiligoya karşı diş otunun tohumundan vitiligoya karşı ilaç yapıyorlar ama yan tesiri çok büyük. Ne gibi mesela? Böbreklere, karaciğere zarar veriyor. Bu nedenle dedim ki bunun yan tesiri çok büyük. Ben araştırmadan önce etkili olduğunu gördüm ama araştırdıktan sonra yan etkisi çok büyük olduğu için dedim kullanma en iyisi böyle vitiligoyla gez. Birçok tedavi yöntemi uygulanıyor. Tedavi edilemiyor vitiligo. Bu dostumuz için biz sinirli ot forte kullan bir deneyelim dedim. Çünkü sinirli ot forte vitiligoya karşı etkili olduğunu tahmin ettim. Çünkü bu ayak parmağında baş parmaktaki iltihabı emiyor bir. Parmaklar arasındaki pişiği, mantarın sebebi olmuş olduğu pişiği yok ediyor. İki, vitiligonun sebebinin melanin denen pigment yetersizliğinden kaynaklandığını iddia ediyorlardı bugüne kadar. Pigment yetersizliğinden değil, mantardan kaynaklandığı belgeleniyor. Bunu kullandığı zaman kişi vitiligoyu yok ediyor. Fakat bu şöyle, kişide 10 yıldır vitiligo var, kaç günde iyileşecek? Evet.
Veya vitiligo bazılarının yeni 6 haftadır var. Kaç gün gelişecek? Akut veya kronik oluşuna göre değişir. Peki akut korktuğu veya... gibi sıçrama şeyi var mı bunun, hani vücutta %? Yayılma tabii tabii. Her an yayılma, yayılma var değil mi? Rizikosu. Bizim bu ürünü Sinirlot Forte'yi bu vatandaş 3 hafta kullandıktan sonra elinin üzerinde kaşınma başlamış. Evet. Vitiligo olan yerde. Ben aradı, dedi ki ya kaşınmaya başladım. Normal olarak vitiligodan insan kaşınmaz, kaşıntı olmaz. Kaşıntı oluyorsa mantarsa iyileşiyorsun. Panik yok dedim. Ürünü kullanmaya devam et, göreceksin. Kaşımış, yara olmuş. Vitiligo yara olmaz, kaşınmaz. İz kalır mı? Hayır, hayır. Ve 2-3 hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Vitiligo kayboldu. 3 haftada. Ya 3 haftada kaş 3 hafta sonra kaşındı. 3 hafta yani 6 hafta sonra tamamen iyileşti. Demek hiçbir ki kaşıntıyla şey atıyor dışarıya onu. Derinin üstüne böyle ince bir zar gibi mantar yerleşiyor. Bu başka bir tür mantar. Vitiligo. Değişik. Kişiyi rahatsız etmiyor. Hava alıyor. Nasıl bir mantar? İşte buna karşı dünyada en etkili bitki sinirli ot. Fakat sinirli ot birçok hastalığa karşı iyi de vereme karşı, yara iyileştirmek için, öksürüğe karşı, bronşite karşı. Fakat bu yaprağının birleşimindeki en etken madde iridoid glikozit denen madde. Siz bunu bazıları alıyorlar, kaynatıyorlar, haşlıyorlar. Bu yaprağı haşladığınızda, kaynattığınızda etkisi sıfıra yakın. Etkisi kalmıyor. Neden? Çünkü en etkin madde kaynatıldığında, haşladığında aukubin denen etken madde parçalanıyor. Glikozit ve aukubigenin denen iki maddeye dönüşür. Etkisi kalmıyor. Bu nedenle bazı bitkiler teknik olarak, hazırlanış şekli olarak kaynatılmaz, haşlanmaz. Destilasyonu, ekstraksiyonu farklıdır. Bu nedenle sinirli otu alıp da bazıları öksürük ve bronşite karşı çayını yapıyor, kaynatıyor, etkisi sıfır. Olmuyor. Biz bunu başka bir metotla ekstraksiyonu üretiyoruz ve içindeki etken madde hiçbir problem olmuyor. %100 etkili. Aukubigenin. Evet. Şu gördüğünüz ürün, biraz da ondan bahsedelim. Nedir bu? Bu nedir? Yelpaze palmiyesinin meyvesi. Bunu, üzüm gibi duruyor aynı böyle, evet. Siyah küçük küçük daha yeni yetişen üzümler gibi. Mustafa Bey de bu görünce üzüm mü getirdiniz bana demişti. Bu üzüm değil. Bu nedir? Yelpaze palmiyesinin meyvesi. Yelpaze palmiyesi. Yelpaze palmiyesinin meyvesinin birleşiminde çok özel steroidler var. Ne işe yarar bu steroidler? İyi huylu prostat büyümesine karşı etkili. İyi huylu prostat büyümesi, kötü huylu prostat büyümesine karşı etkili. Buna Latincesi zabal denir. Zabal. Bunun birleşimindeki etken madde steroidler %2 oranında az. Yani bunun çayı zaten yapılmaz, içilmez. Çünkü birleşimindeki etken madde çözülerek deme geçmez. Nasıl elde edeceğiz? Ekstraksiyon, destilasyon, damıtacaksınız. Birleşimindeki etken maddeyi alarak kapsül haline getireceksiniz. Çayı içilmez. Çayı içildiğinde faydası olmaz. Yani yelpaze palmiyesinin meyvesinin birleşimindeki etken madde çayı yapılmaz. Çayının bir faydası yok. Çayın faydası olmaz. Çünkü etken madde deme geçmez. Biz bunun ekstraktını ürettik. Zabal Forte. Yelpaze palmiyesin. Şimdi bunun birleşiminde Zabal Forte birleşiminde yakı otu Forte. Yakı otu. Ekstraktı var. Isırgan kökü ekstraktı var. Bunun 19 karışımı. Çeşit bitki ekstraktı var. 19 çeşit. Şimdi yakı otunda da birleşiminde steroidler var. Prostata karşı etkili olan. Evet. Yakı otunda da var. Etken madde. Isırgan kökünde de. 19 ayrıca altın başak otu, ayrı kökü gibi bitki ekstralarını biz bir araya getirdik. Mesela
Geçen hafta beyefendi tedavi ettik. Bir, prostat büyümesi vardı. İki, iyi huylu prostat büyümesi. İki, prostatit. Prostatında iltihap var. Üç, kanser. Total PSA'sı 6 nokta, burada raporları var. 6 nokta. Prostat kanseri mi? Prostat kanseri, iyi huylu prostat büyümesi ve prostatit. Prostat 3 türlü rahatsızlık aynı anda aynı kişide. Raporlar burada elimizde. Şimdi bu vatandaşın mesela bizim ürünü kullanmadan önceki total PSA'sı 6.22 rapor. Ürünü kullanmadan önce. Evet, yaşın. Prostatının tam 10 yerinden biyopsi yapılmış. Ve değişik değişik hastalıklar teşhis edilmiş. Bu da bizim ürünü kullandıktan 3 ay sonra total PSA'sı 4.8'e düştü. Doktorları şaşırdı. Dediler ki, o çok güzel, mükemmel bir gelişme. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? O da efendim Gökçe'ye ait iksir, aloe vera jel, zabal forte ve sinilot forte kullanıyorum. Üçünü birlikte. Evet. Set olarak. Kullanıyorum ve çok iyiyim deyince doktor demiş ki raporların gelişmeleri çok tahlil güzel. Tahlil takibinde evet. Oranlar düşüyor. Sonuçlar çok güzel. Devam edin. Maşallah. İksirin özelliği şu. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritici özelliğe sahip. Vücudu arıtıyor. Damarların iç yüzeyindeki plakları çözüyor. Cerrahat çorufu çözüyor. Vücudu detoks özelliğe sahip. Vücudu arıtıcı. Ayrıca bunun biz cemre iksir diye bir iksir daha ürettik. Bu da düşük tansiyonu olan bayanlar için özel. Cemre iksirin yalnız bir iki doktorumuz taklidini yaptırır. Bundan dikkat edelim. Bize ait olmayan sahte ürünler de var piyasada. Hemen onları evet. Artık bir dahaki programımızda devam edelim. Sayın Gökçek, bugün yine ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, birazdan tekrar birlikte olacağız.